Doğum günü için. Evet, Tüzün Bey. Tüzün Beyler gelecek. Siz buyurun. Evet, açık büfeyi iki tarafa da hazır edelim. Tüzün Beyler döndükleri zaman belki bir süre istirahat etmek isteyebilirler. O sırada içki servisine başlayalım. Doğum günü pastası saat 7'de kesilir. Akşam yemeğini nasıl yaparız? Belki avdalar, avladıkları şeyleri yemek isteyebilir Tüzün Beyler. Av mı? Av mı yapılıyormuş burada? Ne avı ya? Hem onlardan biz pişireceğiz. Yok ya, sizlik bir şey yok. Sizin hazırladıklarınız yenmese de bunun parası ödenecek. Yetişir değil mi? Yetişir, yetişir. Selam, ne haber Tınaz? Sen karşıma oturma vallahi. Ya gel şaka yap. Gel otur yanıma ya. Ayıp, ayıp. Bak ben size biraz müzik yapayım. Ulan gözüm de görmüyor. Ha? Tüzün Bey, dilerseniz servise başlayabiliriz. Başla, hemen başla. Hadi. Tınaz Bey, başlayabiliriz. Siz öyle mi oturacaksınız? Siz de o taraftan kalkmayacaksınız değil mi? Yok. Tamam bak, bunun organizasyonu bizim için önemli yani. Bize öyle denmedi yani. Altı kişim sayı çok, onun da stresi oldu. Tabii bunun organizasyonu olması lazım. Doğum gününüz, ne olur kusura bakmayın ama daha iyi hizmet vermemiz lazım. Sen Tüzün Beylere çalışsan serbest. Zafer Serhan gel gel. Siz o tarafa bakın yenge. Sen de artık çıkışlara falan bakacaksın. Kapıyı sen tut yani. Artık ben de ne yapayım? Beyefendilere hizmet vereceğim. Tamam mıyız he? İyi. Hadi başlayalım. Servis kat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Oğlum bir dur lan. Tabii kapatın şu müziği. Bu ne ya? 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Tövbe estağfurullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kodumun. 3, 11. Kahya yok lan. Oğlum kahya yok. Ne oldu? Olmadı. Niye olmadı? Hedef stabil, derbide mesafe. Olmuyor işte, uzaktan yapma artık şunu ya. Bugün varım, yarın yokum. Bilmeyenler olabilir. Elimdeki benim değil. oldu. Ya 11 tane adam avdan gelmişler. Tepeden tırnağa silahlı. Ya biz orada geberebilirdik ya. Biz ölebilirdik. Siz bunun farkında mısınız? Bizim orada şeyimizi sererdiler, postumuzu av evine. Abicim sana özellikle sordum. 6 kişi net mi dedim, sen de bana net dedin. Ya tamam hadi tamam. Tamam 11 kişi okey. Ve bu adamlar tutup da şey karısını, çocuklarını bilmem sülalesiz getirseydi biz ne yapacaktık o zaman? O durumda ben diyeyim, operasyon stop. Ha stop, yarrağımı stop. Ne diyeceksin genel merkeze? Ne? İnsan karısını, çocuğunu ava mı götürür Allah aşkına? Ben geliyorum sizinle. Ya yenge ben onu mu diyorum? Ne alakası var? Sen niye kendini bir tutuyorsun adamın karısıyla? Adamın karısı kim ya? Abicim ne olur artık biraz kendimize gelelim ya. Ne yapıyoruz ya biz? Ne yapıyoruz? Adamın biri orada çiftesine davrandı. Sevil yengem görmese 3 kişi indirecekti ya. Bu ne abi? Bu ne ya? Bu ne saçmalık ya? Bizde istihbarat zaafı olmaz. Hayır. Olmaz. Ya tamam. Bir durun ya, bir susun ya. Tamam konuşacağız, babama da söyleyeceğim. Bir yeter, bitti, kes. Bu isimlikleri kim yazdı lan? Ben yazdım abi. Bu ne lan? Kendine Bekir yazıp bana ne bok yemeye Tınaz yazıyor. Oğlum Tınaz ne? Tınaz ne? Tınaz. Adam adımı sorsa söyleyemeyeceğim. Tırpan diyeceğim, Tarzan diyeceğim, Tarkan diyeceğim. 45 yaşında kadına Maya demişsin ama oğlum. Adam inanır mı buna? Bak, serbest işin taşağındasın. Yaratıcılık tamam, heves tamam ama hep bir istihbarat zaafı var. Yok başkalarının hatası falan filan. Bu ne ya? Biraz kendimize geleceğiz, daha dinamik olacağız, daha tempolu, uyanık olacağız. Bağda Cangar demiş abi. Buyur. Puma yavrusu gibi. Atakan camı seyir.